Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evde basma kadayıf nasıl yapılır bu tarifi paylaştım. Umarım sizler de benimle birlikte bu tarifi dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Tarifin yapımına 700 gram yaş kadayıfı uygun bir tepsinin içerisine alarak başlıyorum. Kadayıfların tamamını ellerimle didikleyerek birbirlerinden ayırıyorum. Didikleme işlemi bittikten sonra kadayıfı ikiye bölüyorum. İki eşit orantıya böldükten sonra artık uygun bir tepsinin içerisine kadayıfı basmaya başlıyorum. Evet, kadayıfı ikiye böldüm. Şimdi 1 kiloluk baklava tepsisinin içerisine 100 gram oda ısısındaki tereyağını alıyorum ve her yerine iyice gelecek şekilde ezerek yayıyorum. Tereyağının bütün zemini iyice kapladığından emin oldum. Güzelce elimizde bu şekilde yayabiliriz. Zaten oda ısısında olduğu için kolaylıkla yayılacaktır. Tereyağını tepsiye bir miktar yaydıktan sonra bir tatlı kaşığı kadar üzüm pekmezini tereyağının üzerine boşaltıyorum ve zemin kısmını tamamen tereyağı ile karışık pekmez ile güzel renk alsın diye tatlımız bu şekilde yaymaya devam ediyorum. Pekmez gerçekten çok güzel bir renk almasını sağlayacak. Gördüğünüz üzere eşit orantıda pekmez ve tereyağını tepsiye yaydım. Şimdi yarıya ayırmış olduğum kadayıfın yarı bölümünü zemin bölümüne elimle böyle serpiştirerek yerleştiriyorum. Kadayıfların eşit orantıda zemine yayılmasına dikkat edelim. Bir tarafı boş, bir tarafı alçak, bir tarafı çok dolu olmasın. Mutlaka ara ara elinizle bastırarak düzgün bir şekilde yerleşmiş mi kontrol edelim. Bakın en son hepsini yerleştirdikten sonra elimle bu şekilde kontrol ediyorum. Eğer boşluklar varsa oralara ilave yapıyorum ki dümdüz güzel bir zemin oluştursun. Kadayıfı yeteri miktarda zemine yaydıktan sonra uygun bir borcamı üzerine yerleştiriyorum. Bakın biraz bu şekilde baskı yaptıktan sonra daha sonrasında üzerine ağırlıklar yerleştiriyorum ve yaklaşık yarım saat kadar bu şekilde ağırlığın altında kadayıfı bekletiyorum. Kadayıf ağırlıkla beklerken 300 gram kadar ceviz içini kesme tahtasının üzerine alıyorum ve iri olacak şekilde bıçak ile kıyıyorum. Sizler dilerseniz ince olmasını istiyorsanız robottan da çektirebilirsiniz. Evet, cevizlerin tamamını istediğim boyuta getirdim. Şimdi bunları ayrı bir kaba alıyorum ve ağırlık altında bekleyen kadayıfın üzerine dökmeye başlıyorum. Eğer imkanınız varsa içerisine iri kıyım Antep fıstığı kullanırsanız daha da lezzetli olacaktır. Ben ceviz olduğu için evde ceviz kullanmayı tercih ettim. Kıymış olduğum cevizin tamamını bir katman oluşturacak şekilde kadayıfları kapatacak şekilde gördüğünüz üzere kadayıfını üzerine döktüm. Şimdi üzerine yine bir ağırlık yardımı ile baskı yapıyorum. Cevizler kadayıfa tamamen oturduktan sonra üstü için ayırmış olduğum kadayıfları düzgünce yerleştirmeye başlıyorum. Evet, cevizler de tamamen yerleşti. Şimdi üzeri için ayırmış olduğum kadayıfı da elimle serpiştirerek cevizlerin üzerine örtecek şekilde yayıyorum. Tatlının alt zeminine göstermiş olduğum özeni üst zemini için de uyguluyorum. Yine düzgün bir şekilde elimle yayarak kadayıfı yerleştiriyorum. Son olarak yine üstüne biraz baskı yaptıktan sonra ağırlık yerleştirip artık tatlının şerbetini hazırlamaya başlıyorum.
Yeteri miktarda baskı yaptığımdan emin olduktan sonra yine üzerine borcamı yerleştirdim. Üzerine bir ağırlık oluşturduktan sonra uygun bir tencerenin içerisine şerbeti hazırlamaya başladım. 200 milimlik bardak ölçüsü ile 5 su bardağı şeker ve yine aynı bardak ölçüsü ile 5 su bardağı suyu da tencereye alıyorum ve içine çeyrek limon ilave ettikten sonra ocağın altını orta hararette açıp karıştırarak şekerin erimesini sağlıyorum. Kadayıfın şerbeti biraz ağdalı olması için birebir ölçü kullanıyoruz. Sizler ağır şerbetli tatlı istemiyorsanız 4 su bardağı şeker, 5 su bardağı su kullanarak da aynı şerbeti yapabilirsiniz. Evet, şerbet kaynamaya başladı. 10 dakika boyunca şerbeti kısık hararette kaynatıyorum ve ocağın altını kapatıp şerbeti dinlenmeye alıyorum. Şerbet bir kenarda dinlenirken ocağın altını kapattık ve soğumaya bıraktık. Şimdi fırını 180 dereceye ayarlıyorum ve kadayıfın üzerine 100 gram tereyağını parça parça dilimleyerek ilave ediyorum. Tereyağını eşit aralıklarla keserek yerleştirdim. Fırın artık ısındı. Şimdi fırının alt rafına yakın olacak şekilde tepsiyi yerleştiriyorum. Ve üstü renk alana kadar yaklaşık 35-40 dakika kadar bu şekilde tek tarafını kadayıfın iyice kızartıyorum. Kırk dakikanın sonunda kadayıfı artık fırından çıkartıyorum. Bakın üstü renk almaya başladı. Tereyağı da eriyip alta doğru indi. Şimdi kadayıfın üzerine bir tepsi yerleştiriyorum ve kadayıfı ters düz ediyorum. Tepsiyi öne aldığımda bakın kadayıfın küçüldüğünü, inceldiğini ve altının da kızardığını gözlemleyebilirsiniz. Hiç kaldırmadan altının kızarmış olduğunu gördüm. Şimdi üstüne uygun bir tepsi yerleştiriyorum ve kadayıfı ters düz ediyorum. Çekim yaparken açıyı sağlayamadığım için biraz zor bir şekilde açıya almaya çalıştım. Kusura bakmayın gürültü kalitesinin düşüklüğü için. Şimdi ters düz etmiş olduğum kadayıfı sizlerle birlikte bakın kaldırıyorum tepsiyi ve kızarmışlığını sizlerle birlikte kontrol ediyorum. Tek tarafı iyice kızaran kadayıfı tepsiye tekrar aktarıyorum ve diğer tarafının da iyice kızarması için fırına yolluyorum. Fırına yaklaşık 30 dakika kadar da alt tarafını kızartmak üzere kadayıfı yolladım ve her iki tarafı da nar gibi kızardı artık. Fırından kadayıfı çıkarıyorum ve bir 5 dakika dinlendirdikten sonra soğuyan şerbeti kadayıfın üzerinde gezdirerek döküyorum. Şerbet ılınmış, neredeyse soğumak üzere ve bakın çok güzel bir kıvama geldi. Şimdi şerbeti bir kepçe yardımıyla her yerine gelecek şekilde döküyorum. Kadayıfı toplamda 4 saat kadar dinlendirdikten sonra sizlerle birlikte kesiyorum ve sonrasında sunum için hazırlıyorum. Keserkenki çıtırlığı duydunuz. Bu çıtırlığını günlerce kaybetmiyor. Biz bitirene kadar asla ve asla yumuşama yapmadı ve tadan herkes tarafından hem çok beğenildi hem de hazır olduğu düşünüldü. Evet, son olarak üzerine kaymak ve fıstık ilave ederek sunum aşamasını hazırlıyorum. Evet, tatlı artık iftar için hazır. Bu güzel tatlıyı ister iftara isterseniz de bayrama hazırlayabilirsiniz. Deneyen ve tadan herkesin çok beğenmiş olduğu bu tatlı tarifini umarım benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.